Herkese merhaba, ben Mimar Türker İsmailoğlu. Bugün sizlere içerisinde yatak odasının, spor odasının, çamaşır odasının, çalışma odasının ve garajın bulunduğu açık salon-mutfak bağlantısına sahip iki katlı 437 metrekare olarak tasarladığı projeyi anlatacağım. Projemizi Kocaeli Arızlı'ya bir işverenimizin arsasına tasarlamış bulunmaktayım. 1256 metrekarelik alana tasarlamış olduğum bu yapıyı işverenimizin istekleri ve arazinin çevre faktörlerine bağlı olarak en uygun formda tasarladım. Arazimiz bulunduğu bölge itibariyle yüksek bir konuma sahip ve manzarası gayet güzel manzaraya sahip olan bir arazi. Biz de bu arazide projemizi tasarlarken tabii müşterimizin istekleri, istediği metrekareler dahilinde tasarlamaya çalıştık ve bunu tasarlarken alana en uygun yerleşim yapmaya çalıştık. Bu projemizi iç mimar arkadaşımız ve peyzaj mimarı arkadaşımızla beraber şu an yürütmekteyiz. Şu an belirli aşamalarda ruhsat aşamasına da geçmiş bulunmaktayız projemizin ve ruhsat sonrasında Kocaeli'nde yine bu bölgemize projemizi inşa etmeyi planlıyoruz. Arsamıza baktığımızda 1256 metrekarelik gayet büyük bir arsa. Kaks ve taks sınırları içerisinde fazlasıyla kalmış olduğumuz bir planlamayı yaptık. Ve arsamızda evimizi planlarken önceliğimiz arsanın tüm noktalarını en maksimum şekilde faydalanmaktı. Bu doğrultuda arazimiz içerisinde yapımızı en uygun noktaya konumlandırdığımızı söyleyebiliriz. Tabii bu noktayı seçerken arazimizde hem manzara yönüne dikkat ettik hem de kendi bahçemizde kullanım alanını maksimum şekilde faydalanmayı ve yönelmeyi planladığımızı söyleyebilirim. Zemin kata geldiğimizde zemin katta daha çok bahçe manzarası yani bahçeye hitap edecek şekilde bir yönelim gösterirken projemizde üst kata çıktığımızda üst kat daha çok manzara hitap edecek şekilde odaların konumlandırılmasını yaptığımı söylemeliyim. Burada manzara yönümüz daha çok batı ve kuzeybatı cephesi bizim manzara yönümüz oldu. Bu doğrultuda birazdan üst kat ve zemin kat planlarımızı gördüğümüzde üst kattaki odalarımızı konumlandırılması direkt manzara hitap edecek şekilde manzarada maksimum şekilde faydalanacak düzeyde planlandığını söyleyebilirim. Zemin katta ise demin de bahsetmiş olduğum gibi daha çok bahçeye bir yönelim göstermekte projemiz. Bahçeye yönelimi de daha çok salon, mutfak ve veranda üçlüsüyle bahçeye hitap ettiğimizi söyleyebilirim. Yapımıza girerken burada peyzaj mimarı arkadaşımızın da kendi videosunda veya kendi sunumunda çok daha fazlasıyla iyi bir şekilde bahsedeceğini söyleyebilirim. Burada iki tane girişimiz var. Bu yapımızda garaj olduğu için bir araç girişi tasarlamış durumdayız. Bir de yaya girişimizi ayrı bir şekilde arada bazı bölmeler yaparak da verdiğimizi söyleyebilirim. Burada ikisi arasındaki bağlantıyı daha çok ikisine sert zemin uygulayıp burada garajdan çıktıktan sonra aracımızın daha çok manevra alanı oluşturabilmek açısından bu iki zeminimizi bağladığımızı şu an için dile getirebilirim. Burada peyzaj mimarı arkadaşımız kendi videosunda ve sunumunda daha detaylı bir şekilde anlatacaktır. Burada açık otopark alanını, kapalı otopark alanını ve diğer kullanım alanlarını. Evimizin planlarından bakacak olursak, evimizin ilk başta bir giriş veranda alanımızı görüyoruz. Burada açık bir giriş alanımız var. Burada 9 metrekarelik giriş alanından içeriye girdiğimizde geniş bir antre alanımız bizi karşılıyor. Bu antremizin bir kısmının sağ tarafını burada vestiyer alanı olarak planlarken sol tarafını hem tuvalet alanına hem de garaj alanına geçecek bir hol alanı olarak planladığımı söyleyebilirim. Kapıdan içeri girdiğimizde karşı tarafımızda bizi karşılayan U formlu bir merdiven alanı yer almakta. Ve bu merdivenimize çıkarken sağ tarafımız salon mutfak kısmında, sol tarafımız ise yatma ve spor alanı daha çok bireysel olarak kullanabileceği diğer odalara yönelimi sağlıyor. Garajımıza geçtiğimizde 40 metrekarelik iki araçlık bir garaj alanımızı görüyoruz ve bu garaj alanımızın içerisinden geçiş yapabildiğimiz bir atölye alanımız. Burada müşterimizin kendi zevkine hitap edecek şekilde raflarını, tezgahının yerleştirilebileceği, burada kendi hobilerini uygulayabileceği ve garajla alakalı, araçla alakalı veya ev aletleriyle alakalı bu aletleri kullanıp konumlandırabileceği, koyabileceği bir alan olarak bu atölye alanı planladık ve bu atölyenin içerisinden geçiş yapabileceğimiz bir teknik oda burada yer almakta. Bu teknik odayı içerisinde evimizde kullanacağımız sistemler, diğer yakıtla alakalı sistemler ve benzeri bunların hepsini bu teknik odada uygulamayı, kullanmayı düşünüyoruz. Ve bu teknik odaya geçişte evimizin direkt içerisinden geçiş vermek yerine garajdan bağlantılı bir şekilde teknik odaya geçmenin daha doğru olacağını düşündük.
Buraya dışarıdan da giriş verilebilirdi. Fakat bu teknik odaya içeriden giriş vermenin açıkçası plan anlamında daha doğru olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir, yani burada bizim elektrik sistemimiz, işte diğer demiş olduğum gibi kamera, internet sistemimiz, diğer sistemlerimizin hepsini burada topluyoruz. Bir anlık olarak bir müdahale edilmek istendiğinde direkt, yani dışarı çıkıp dışarıdan tekrar içeri girmenin çok doğru olmayacağını düşünerek evin içerisinden bir sirkülasyon alanı oluşturup teknik odaya ulaşabilmenin daha doğru olacağını düşündük. Direkt evin içinden de geçiş yapılabilirdi fakat bunu da çok doğru bulmuyorum. Böyle büyük projelerde orada bir sistemle alakalı bir bozukluk veya bir teknik aksaklık olduğu zaman dışarıdan herhangi bir şekilde evin içerisine girmeden içeriye girip müdahale etmenin daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda teknik odanın planlamasını bu şekilde yer verdim zemin katımızda. Diğer alana geçiş yaptığımızda giriş alanımıza hitap eden bir tuvalet alanımız yer almakta. Burada hem garajımızdan eve girerken tuvalete uğrayabiliyoruz hem de dışarıdan ilk girdiğimizde direkt ulaşabileceğimiz, el yıkayabileceğimiz bir tuvalet alanı burada bizi karşılamakta. Merdiven alanında sol tarafta en arka kısımda bir yatma birimimiz yer almakta. Burayı biraz gizlemiş bulunmaktayız. Bu alan içerisinde gömme dolap alanımız ve bununla beraber olan yaklaşık 13.6 metrekarelik bir oda alanımız yer almakta. Bu odaya geçerken spor odası olarak konumlandırdığım odayı görmekteyiz. Bu da yine bahçemizdeki yeşil alanımıza bakaraktan geniş pencereyle beraber bütünleşik bir spor odası olduğunu söyleyebilirim. Müşterimizin kendi ufak çaplı olarak değerlendireceği bir oda olarak burayı söyleyebilirim. Burada yaklaşık 19.8 metrekare. Bu katımızda daha çok yatma birimi olan odamıza ve spor odamıza hitap edecek şekilde bu alanı tasarlamış olduğumuz bir banyo tasarımı yer almakta. Bu banyonun da yine kapısını olabildiğince gizlemeyi amaçladık ve bunu da gizlerken merdivenin yan tarafında kullanmış olduğumuz duvar alanıyla beraber burayı gizlediğimizi söyleyebilirim. Antremizden diğer bir kolumuz ise burada salon, mutfak ve veranda bağlantısına geçiyoruz. İlk başta salon alanına giriş yapıyoruz. Burada yaklaşık olarak 34 metrekarelik bir salonumuz bulunmakta. Gayet geniş bir salonumuz yer alıyor. Burada salonumuzdan verandaya geçiş yapabiliyoruz. Aynı zamanda salonumuzun oturma planında burada iç mimar arkadaşımız kendi sunumunda, videosunda daha detaylı bir şekilde bahsedecektir. Salonumuzun konumlandırılması neye göre yaptığımızı. Burada müşterimizin daha çok istekleri vardı. İki tane burada bahçemize bakacak şekilde geniş camlar yapmıştık ve bu camlardan aslında manzaraya da bakıyorduk. Burada odamızın konumlandırılması da direkt burada manzara ve bahçemize bakacak şekilde olduğunu söyleyebilirim. Burada salonumuzun arka kısmında mutfak ve mutfağın yan tarafında kullanılan bir yemek masasının olduğu yemek alanını görmekteyiz. Yine bu yemek alanının olduğu taraftan da verandamıza geçiş yapabiliyoruz. Burada L şeklinde dönen bir mutfağımız, evimizin üstüne bakan geniş bir penceremiz, ada tezgahımızın bulunduğu bir mutfak alanı. Gayet fazlasıyla dolap alanlarına sahip olan mutfak olduğunu söyleyebilirim. Burada mutfağımıza hitap edecek şekilde dolap içerisinden gizli bir şekilde geçiş yapılabilen bir kiler alanını görüyoruz. Burada kilerimize geçiş yapabilmek için burada dolabımızı kesmek çok hoş olmayacaktı. O yüzden burada kilerimizin kapısını dolapla beraber izole ettiğimizi söyleyebilirim. Ve burada kiler alanımızın arkasında da 12 numarayla belirttiğimiz alan dışarıdan daha çok malzemelerin konulabileceği bir depo alanı. Bu depomuzda yaklaşık 3.8 metrekare, 3.7 metrekarelik bir depo alanı olduğunu söyleyebilirim. Bu mahallelerin hepsinin içerisinde bulunduğu zemin katımız 271 metrekare ve üst kata geçtiğimiz zaman da 166 metrekarelik bir üst kat planımız yer almakta. Merdivenden yukarı çıkarken gayet geniş bir merdiven alanı. Buranın da özel olarak tasarlanacağını iç mimar arkadaşımızın tasarlayacağını söyleyebilirim. Merdiven alanımızın hole geçtiğimizde karşımızda bizim bu kata ait olan ortak kullanılabilecek bir balkon alanı yer alıyor. Bu balkonun buradaki daha çok işlevi manzaraya yönelik olması aslında. Bu evin en güzel manzaradan faydalanacak yerinin bu balkon olduğunu söyleyebilirim. Ve dış görsellerden de göreceğiz. Buradaki balkonun onunla beraber işlevi geniş kullanmış olduğum camla beraber burada merdiven alanına maksimum şekilde doğal ışığı içeriye sokabilmek olduğunu söylemeliyim. Yukarı hole geçtiğimizde ilk başta bir 3 numaralı olarak görmüş olduğumuz oda ikimiz yer alıyor. Bu oda ikimiz 17.2 metrekarelik ve içerisinde giyinme odasının ve giyinme odasından geçiş yapabildiğimiz banyonun olduğunu söyleyebilirim. Bu odamız kuzey cephesinde yer almakta. Fakat köşeye koymuş olduğum pencerelerle beraber hem kuzey hem de batı tarafındaki manzaradan maksimum şekilde faydalanmayı amaçladım. Bu holümüzün diğer tarafında arka kısma bakan, arka cephemize yani komşu cephemize bakan bir çalışma odası yer almakta.
Burada yine müşterimizin kendi istekleri doğrultusunda boyutunu belirlemiş olduğumuz, içerisinde rahatça hareket edebileceği, misafirini burada ağırlayabileceği bir çalışma odası olduğunu söyleyebilirim. 16.4 metrekarelik bir çalışma odası var. Yine bu odanın da penceresini olabildiğince büyük tutmayı amaçladım. Diğer tarafa geldiğimizde işverenimizin kendi odası, yani asıl ebeveyn odasını burada görmekteyiz. Burada 23.1 metrekarelik bir ebeveyn odası yer almakta ve bu ebeveyn odasının içerisinde bir giyinme odası, bir de kendine ait yine banyosu bulunmakta. Bu hem giyinme odası hem de banyosu daha büyük metrekarelerde tasarlanmış bulunmakta. Ve bu odamıza ait bir balkonumuz bulunuyor. Bu odamızın konumlandırılması hem manzaraya bakıyor hem de bahçemize bakacak şekilde tasarlandığını söylemeliyim. Burada yine müşterimiz isteğiyle beraber bahçeye yönelik ve bu bahçenin arkasında asıl bir orman var. Bu ormana yönelik bir balkon konumlandırılması yaptık ve bu balkonu aslında bu odamızla beraber bir de arka tarafta bulunan çamaşır odasından çıkış yapabilmekteyiz. Burada yine 11.2 metrekarelik gayet büyük bir çamaşır odası yer almakta. Bu çamaşır odasında balkona geçiş yapıyoruz ve bu çamaşır odasına geçerken koridorumuzda bir sağ tarafta bir depolama alanı olarak kullanacağımız bir dolap alanı yer almakta. Evimizin malzemelerine baktığımızda dışarıda daha çok sıva üzeri boya uygulamasını görüyoruz. Evimizin kullanacağı alanlarda, daha çok oturulabilecek alanlarda açık rengi tercih ettik müşterimizle beraber. Ve müşterimizin daha çok istediği renkler gri, beyaz ve ahşabın bir uyumunu yakalamak istiyordu projesinde. Biz de bu doğrultuda projemizi tasarladık. Alt katta daha çok beton görünümlü, betona yakın renkler, gri renkleri kullandık ve bununla beraber harmanlamış olduğumuz beyazı görüyoruz. Ve bunların ikisiyle beraber bütünleşik olan, üst katta daha çok yoğunlukta olan dikey fugalı dekoratif ahşap boyayı bu projemizde görüyoruz. Pencerelerimizde PVC doğramayı tercih ettim ve çatıda ise antresit renkte kiremit kullanmayı düşünüyorum. Evimizin görselliğine baktığımız zaman giriş cephesi. Yine bu giriş cephesi biraz eğimli olarak rampa şeklinde hem garajımıza giriş yapıyoruz hem de garajımızla beraber yaya yolumuzda biraz eğimle beraber evimize ulaşabiliyoruz. İlk başta girişimizde geniş bir antremiz, balkon altında yine saçaklıkla ulaşabilecek bir antremiz ve burada geniş camlı bir kapı kullanmayı düşündüm. Burada da yine bunun amacı içeride geniş bir antremiz yer almaktaydı. Bu antremizi olabildiğince maksimum şekilde doğal ışığı içeriye sokabilmek ve bununla beraber arka kısımda, yani tam orta kısımda bulunan dışarıyla bağlantısı olmayan merdiven alanımızı hem üst kattaki balkonumuza yerleştirmiş olduğum geniş sürgülü kapılarımız hem de yine zemin katta kullanmış olduğumuz kapımızın sağında ve solundaki cam aydınlatmalarla beraber doğal ışığı içeriye merdiven alanına ulaştırabilmekti buradaki asıl amacımız. Yine yakın bir görselle beraber görüyoruz. Girişimize yaklaştığımız zaman sol taraftaki garajımıza bakan duvarımızda burada led aydınlatmaları kullanabileceğimiz bir girintiler oluşturmayı düşünüyorum. Ve bununla beraber üst kat balkonlarımızda cam korkulukları yer vermiş olduğumuzu görebiliyoruz. Diğer ana görselimize baktığımızda burada evimizin giriş alanı ve verandamızın bağlantısını, ana renklerimizin, hangi renklerimizin yoğunlukta olduğu cephe görseli detayını görebiliyoruz. Burada salonumuzun içeride planda anlatmış olduğum gibi manzaraya bakan yönünde kullanmış olduğum sabit iki tane geniş camlarımızı görüyoruz ve bu camlar arasında tasarlanan bir televizyon ünitesi yer alacak. Yine burada verandamıza çıkış yapabildiğimiz geniş sürgülü kapılarımızı görüyoruz. Evimize veranda açısından yakından baktırmış olduğumuz görselde beyaz renk tonuyla ahşabın uyumunu ve ahşaptan antresit renge geçişi gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz ve verandamızdaki geniş pencerelerimize yakından bakmış oluyoruz. Yine bununla beraber evimizin üst kattaki ebeveyn odamızda bahçemize bakan kısımdaki kullanmış olduğumuz geniş pencere açıklığı yer almakta bu görselimizde. Diğer bir görselimizde evimizin daha çok arka kısmına bakan, yani komşu parsele bakan bu açısından evimizi görüyoruz. O kısımda da olabildiğince odalarımıza bakan yerlerde geniş pencereleri tercih etmiş bulunmaktayım. Yine bir diğer görselimiz olan arka köşeden spor odasına bakan, teknik odamıza bakan ve diğer özellikle üst kattaki odamızdaki köşe pencereyi kullanmış olduğum yeri görebiliyoruz. Ve bu köşe pencereyi bu görselimizde daha detaylı bir şekilde aslında manzaraya hitap edecek şekilde tasarladığımı söyleyebilirim. Yine garajımız ve garajımıza dışarıdan yine doğal ışık kullanacak şekilde tasarlamış olduğum pencere alanını görmekteyiz. Gündüz görsellerini görmüş olduğumuz projemizin gece renderlarını da sizlerle paylaşmaktayım. Bol camlı olan projemizde geceleyin de ışıklarla beraber çok farklı bir hava getireceğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kocaeli Arızlı'ya tasarlamış olduğum 437 metrekarelik iki katlı projemizi
sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Bir sonraki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.